24 Ekim, 30 Ekim haftalık tarotlara hoş geldiniz güzel takipçilerim, güzel ailem, sevgili koçlar. İş konularınızda size verilmesini istediğiniz noktada hançer gibi yaralanacaksınız. Hani kördüm, sağırdım, duymuyordum ama emeklerim benim olması derken burada sizi rahatsız edecek. Özellikle T ve R ve Z harfi bir kişi sizin işinizle ilgili oyunlar oynuyor. Dikkat etmemiz lazım. Fakat yeni iş ve oluşum için uzun süredir, son 3 yıldır ya da 3 aydır bekliyorsanız çok ciddi aksilikler ve bunu bir türlü oturtamıyorsunuz. Ama su burcu birinden alacağınız destek iş kapılarınızla ilgili iyi bir nokta oluşturacak. Hatta bu kişi M harfiyle başlayabilir ve R harfi de olabilir. Size iş imkanlarını sağlayacak gözüküyor. Ama bu ara duygusal boşluğumuz, yani kalben hayatımızdaki insanın inciten tavrı, kırıcı sözleri, sevgi anlamında kendinizi yalnız hissetmenize sebep olacak ve bu konuda da artık iyileşmek ve şifalanmak istiyor olabilirsiniz. Ama ruh ikizi dediğimiz kişinin dışarıya yönük tavrı, sizi vurdum duymaz evresi sizi yıpratıyor. O yüzden ilişki çatı bitirme kararındasınız ama bir türlü cesaret edemiyorsunuz. Evli çiftlerimiz arasında roller güzel oynuyor. Eş de güzel oynuyor, kadın da güzel. Ama kadını yapacak hiçbir şey olmadığı için ve iş konusunda da para konusunda da kendini tatmin edecek noktaları olmadığı için burada benim hayatım film gibi ziyan oldu. Mesela görümce ve kayınbirader tarafından siz devamlı dışlanıyorsunuz ve eşinizin ailesi sizi hor görüyor. Siz ne yapsanız da yapın, onlar sizin bu yaptığınız iyiliği görmeyecek. Siz maske takıp gülmeyi öğrenirseniz daha başarılı noktalar sağlayacaksınız. Evlenme konusu içerisinde olduğunuz kişinin deli ve psikolojik sorunları olduğunu kararını verin. Sonra pişmanlık yaşayıp yasal olarak boşanmanızı istemiyorum. Ev araç konusunda maddi krizleriniz toparlanmadığı sürece bu ev konumuzu çözemeyiz. Kanatlar der ki 1, 2, 3, 4, 5, 9 ay gibi bir zamanınız var ev konunuzla alakalı noktada ama aileyi ilgilendiren miras ve bazı sorunlar biraz daha çarpıtıcı ve siz haklarınızla ilgili çok ciddi ailenize kırgınlıklar yaşayacaksınız. Hatta anneniz size üvey evlat gibi davranmasına o kadar yorgunsunuz ki adalet ben ne zaman kendi ailemde mutlu olacağım. Eşinizin de kendi içindeki yaşadığı dengesizlikler sizi yalnızlığa itiyor. O yüzden sabırla bazı şeyleri toparlamanız lazım. Sevgiyle kalın. Sevgili boğalar nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Evet, bu ara kendi içinizde hani dersiniz ya, ya bu da mı yalandı? Bu da mı benim istediğim gibi olmuyor? Ve her seferinde yıkılmak mı zorundayım diyorsunuz ya. Evet, bu hafta karmaşık olaylara şahit olacaksınız. Özellikle de eşinizin size sakladığı yalanları açığa çıkacak. Ve bu yüzden de bu ilişkide bitireyim mi, kırayım mı diyen enerjiniz var ama çok şans verdiniz. Yine aynı hatalara maruz kalacak. Karar artık sizin diyorum. İşinizle alakalı noktada da tam benim işimden çıkartılma gibi durumlar sezgiliyorum, hissediyorum diyorsanız kalıcılığınız ve haklarınız kendi noktasında büyük bir başarı sağlayacak. Sabırlı ol. Hatta Ateş Burcu birinden çok güzel bir yeni bir iş teklifi, yeni anahtarların çoğalacağı gözüküyor ve hatta ortaklı projelerle ilgili düşünceleriniz varsa hiç korkmayın. Çok güzel fırsatlar var ve parasal evrede de uzun süredir çözemediğiniz borçlar, sıkıntılar ve iş kapılarımızla alakalı karanlık döneminiz artık fera erecek. S ve E harfi birinden çok büyük bir güç alacaksınız ve bu güç size çok güzel kazanç elde edecek. Bu ara en büyük şüpheniz sevgi, değer görmek, önemsenmek. Yani ben kimler beni seviyor, kimler sevmiyor dediğimiz bir karmaşıklıktasınız. Aslında insanlar sizi seviyor. Bazen söylemleriniz o kadar sert oluyor ki ve düzeninizle alakalı bir şey konuştuğunda benim kocam, benim çocuklarım, benim şeyim diyorsunuz. Bence biraz daha hem şikayet edip hem de onların konuşmasına fırsat vermemek nasıl duygu onu görmemiz lazım. Ev taşınmasıyla alakalı noktada bazı karışıklıklar yaşayabiliriz ve hatta dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni alacağınız noktada dolandırılabilirsiniz. Doğru karar vermek için 1-2 hafta beklemeniz lazım. Hanede çocuk planlayan, özellikle
A ve R harfli ya da T harfli bir kişinin gerçekten tedavide çocuk sahibi olacağı ve yeni oluşmak istediğimiz evrelerle ilgili de güzellikler yaratacaksınız. Bir de bu ara şans noktanız parayla ilgili çok daha bereketli. Para biriktirip hani günlere katılırız ya, altın günleri, para günleri, altın günleri hareketli gözüküyor. Yalnız sizin kendi kardeşinizin size para konusunda sizi sıkıntıya düşürebilir ve her seferinde onu desteklemekten bıkmadınız mı? Hazırlıklı olun. Yine sıkıntı onun kapısında, yine sizin paranız gidecek, bir bilginiz olsun. İkizler, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz. Dengeler, krallık, kraliçelik. Yani iş yerinizdeki patronunuzdan nefret ediyorsanız, artık onun dengesiz tavrından, bu beni, ben dengeliyim, o dengesiz, artık beni de dengesiz yarattı. Bence o kişinin size çok güzel bir iyiliği dokunacak. Hatta bu şirket, bu kişi farklı bir şirkete sizi konum olarak değiştirmek istiyor. Onun dengesizliklerini idare ederseniz başarı yoğun bir noktada. Uzun süredir iş beklentinizle ilgili, özellikle K ve O ve V harfi birinden iş beklentiniz varsa, sürpriz bir şekilde iş kapınız aydınlığa girecek. Özellikle sizde H ve O ve A harfi varsa, sizin kurmak istediğiniz ortaklı, 3 kişilik ortaklı işte, büyük bir başlangıç, büyük bir başarı var. Hiç korkmayın, çok güzel aydınlanmalar var. Su burcu olan arkadaşlarınıza dikkat edin. Yalanlar söyleyecek gözüküyor sevgili takipçilerim. Özellikle su burcu çocuklarınız varsa arkadaşlarını, yanlış arkadaşlar, yanlış diyaloglar tercih edebilir. Onlar sıkıntıya düşecek. Aile büyüklerimizde boğa, oğlak, başak burcu biri varsa sağlık problemi ve bu yüzden de devamlı hastane koşturmanız söz konusu olacak. Ama yeni bir iş oluşturmak, kendi markanızı, eğitim konularınızla ilgili hedefleriniz varsa gerçekten kanatlarınız çok yüksek, büyük bir aydınlıkla zaferinize erişeceksiniz. Hayatınızdaki kişi de eğer ki K, A, Y harfi varsa evlilik teklif edecek. Ve bu evlilik hazine ve mutluluğu gösteriyor. Eski ilişkinizi, sevgili gençler, bekliyorsanız, sevgili takipçilerim, güneş gibi tekrar hayatınıza girecek. Eski sevgilinizde U ve N ve S harfi varsa tekrar adım atıyor. Evli çiftlerde gerçekten şu an eş dost değil de sizin birbirinize iletişiminde yanlış anlaşılmalar var. Yatağınızı gereksiz yere ayırıyorsunuz ve eşiniz sizi aldatmıyor ve ilgisiz tavrından çok fazla bunaldınız ve sen evin hem erkeği hem kadın olmasından çok fazla yorgunsun. Hak veriyorum ama eşine bu sorumluluğu sen ondan aldın. Tekrar ona bu sorumluluğu verirken eziyet çekiyorsun. O bu sorumluluğu kabul etmiyor ve bu şekilde. Yalnız binamızda tartışma, komşular arasındaki dedikodulara kocanız ya da sizin gidiş gelişleriniz takip oluyor olabilir. Devamlı tartışmalarda ve para konuşmalarında nazara geliyor olabilirsiniz. Bol bol dua lütfen. Yengeçler, yengeçler, kalp beğeni, yorum yazın diyorum. Bu hafta neler olacak? Oo, çocuklarınız ya da aile büyüklerimizde gözleri renkli birinin büyük şansı ve bereketi olacak. Eğer sizde gözleriniz renkli ise yeni iş kapısı, yeni fırsatlar ve özellikle bulunduğunuz iş yerinde Z, K, F, İ harfi varsa konum değişikliğinize yardımcı olacak. Eğer ki yeni bir iş beklentiniz varsa da burada N harfi ve U harfi birinden iş konusunda büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Fakat iş yerinizdeki insanlara çabuk güvenip her gerçeğinizi anlatıyorsunuz. Der ki bu her gerçek sonunda size zarar veriyor. Azıcığını anla, %30 anlatıyorsan %70 yalan da kat içine. Çünkü sonra bunlar sana sıkıntı ve tehdit olarak geri dönebilir. Kendi işinizi kurmak, dijital alanlarda başarı sağlamak istiyorsa, eğer ki isminiz E harfi ya da A harfiyle başlıyorsa yapmanız gerekiyor. Çünkü bu işte marka olacağınız gözüküyor ve büyük başarılar elde edeceksiniz. Yalnız der ki ben bu ülkeden gitmek istiyorum, kendime yeni bir alan kurmak istiyorum derseniz, yurt dışı ile ilgili özellikle B ve G harfi ya da L harfinden çok büyük bir destek alarak istediğimizin ülkesinin kapısı aydınlığı, bu şehir dışı da olabilir, bu konuda destek verecek. Bu ara evlilik konuları yoğun olabilir. Evliliğimizin içerisinde bu ilişkiye tekrar şans vermek,
Yıprandığımız, eşimizin yıprandığı, yaptığı hataları örtmek, onun arkasında durarsanız bu evlilik gerçekten kurtulacak. Özellikle eşinizde T harfi ya da A harfi ya da İ harfi varsa, eşinizin iyi niyeti, aslında yalanı değil, iyi niyetinden mağdur olduğu ve saf yönünden kaynaklı noktalarda da evliliği bir türlü yürütemediği gözüküyor. İlişki terapistiyle bu evliliği yürütebiliriz. Çocuklarınızla ilgili korkularınız var sevgili yengeç burçları. Evet, dışarıdaki arkadaşları, çevresi karışık olsa da çocuğunuz gayet ahlaklı ve düzgün. Baskı yapmanıza gerek yok. Bu ara en önemli şey eşinizin kardeşleri arasındaki yaşanacak miras kavgaları evimizi rahatsız edebilir ve size açgözlü olarak hitam edebilirler. Mümkün olduğu kadar onların miras konularından uzak durmanız gerekiyor. Sevgili gençler, aşk konusunda yenilikler, yeni evreler var ama biraz daha kendinizi eğitim konusunda ön plana atın. Bir de eski ilişkinizle ilgili sürpriz haberler var ama o yalancı, biliyorsun değil mi? Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Evet, kendinizi çok fazla sıkışmış. Ya her şeyi yapıyorum ama kimse beni ödüllendirmiyor. Ben bu kadar inançlı ve dua ederken kimse benim arkamda durmadı. Ben her şeyi kendim yaptım diyeceğiniz bir hafta. O yüzden yönünüzü doğru çözdüğünüzde sevgili takipçilerim, özellikle A ve K ve N harfi biriyle bir iş konusunda çok büyük başarı, kapılarınızda eksik noktalarda güzel bir aydınlanma ve doğmak ve bereketi en iyi şekilde yaşayacağız. Burada bu kadın anne kartı, kız kardeş ve eş kartını temsil eder. Eşimizle aramızdaki bereket, annemizin bize sunacağı maddi destek ya da kız kardeşimizin çok güzel bir düzen oturtacağı ile ilgili çok büyük bir sevinç var. Ama sizin kendi kardeşlerinizle alakalı uzun süredir onların size nazar ettiğini düşünüyorsunuz. Evet, biraz kem gözlü kardeşleriniz var ama sizin için dua ediyorlar. Biraz da fesatlık var ama olsun, sen onların dengeleri ne biliyorsun. Bu ara evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle kayınpederinizin sağlık problemi ve sizin ailenizin bazı gergin tavırları ilişkimizde zorluk yaratmış ama güzel bir ev satın alması, güzel bir anahtara taşınmak hanemize bereket ve aydınlık katacak. Bence ışığımız çok fazla güzel yanacak. Korkmanıza gerek yok. Der ki Rabbimin size yaratacağı her emir ışık gibi olacak. Biraz evinizde özellikle cuma günleri bol bol selayla birlikte dua ederseniz rızkınız ve bereketiniz daha yoğunlaşacak. Bu ara estetik düşünen sevgili hanımlara sesleniyorum. Evet, uygun zaman ama ciltle alakalı değil, ama karın bölgeniz ya da büyük estetikler için şu an doğru bir enerji hissetmedim. Hata yapmayın. Bir de kız çocuğu olanlarda biraz çocuğunuzun babayla iletişimini düzeltmeniz lazım. İleriki hayatında bu baba figürü çok ciddi anlamda sıkıntı gözüküyor. Bir de evlenecek ya da evlilik kararı veren çocuğunuzla ilgili arkasında destek olun. Siz de çocuğu kötülüyorsunuz. Çocuk iyi bir insan, biraz ekonomik durumu sıkıntı ama kızınıza ya da bu kimle evlilik yapacaksa hayırlı bir evlilik, endişe etmeyin. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Sevgili Başaklar, bu hafta işle ilgili eliniz, kolunuz ve ekip arkadaş ve yanınızdaki erkeklerle alakalı köklenmek isterken bu erkek ekip çalışmasındaki insanların hataları yüzünden işinizde aksamalar, problemler, hatta sizin işinizden çıkartılması için oyun oynamalar var. Özellikle bunda P, B, R ya da K harfi bir insana çok dikkat etmeniz lazım. Yeni iş değişikliği ile ilgili beklentiniz varsa 4 hafta içerisinde olumlu bir enerjiye gireceksiniz ve orada gerçek aşkla da karşılaşacaksınız. Hani aşk konusunda şanssızım diyorsanız, Rabbim size çok güzel bir enerji, çok güzel bir dokunuş sağlayacak ve bu dokunuşla birlikte şifalanacak gözüküyorsunuz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evet, bu ara evli çiftlerimizle ilgili evde tadilat, tamirat konularından kaynaklı biraz stresli, biraz gergin, biraz atışmalı bir süreç söz konusu olacak. Ama eninde sonunda huzurlu bir ev, huzurlu bir yuvanın aydınlanması var. Eğer ki birinci katta oturan ve zemin katında oturan ve burası ile ilgili şikayet yaşayan güzel takipçilerim için ortak kararla daha ferah, daha güzel bir ev anahtarı almaya yelteneceğiz. Ve bu yeltenme bizim için doğru ve çocuk ve düzenimiz için hayırlı. Yalnız eşi
eşinizin bu ara dağınık kafası, sizi hırsları, karmaşık tavrı sizi sevgisiz bırakıyor. Yani ev, iki evde yabancı gibiyiz ve bir türlü bu konuşmayı yapamıyoruz. Her konuşma yaptığımızda bize sert davranıyor. Evet haklısınız, o değişmez. Ama onunla bir ilişki terapisti bu ilişkiyi değiştirebiliriz diyorum. Özellikle kayınvalideniz ya da eltinizle ilgili arasındaki konuşmalar sizinle alakası olmayan sebeplere itebilir. Siz bu konuşmalardan, evreden uzak tutun. Nişanlı çiftler ya da evlenmeyi düşünen çiftlerde aile sorunları çok fazla riskli. Dikkatli olun. Bir çocuğumuzun yurt dışı kapısı gayet hayırlı ve aydınlıklı. Ekonomik olarak nasıl çözeceğim diyorsanız bu çocuğumuz o kendi başarısını kendi ödülüne layık olacak. Ama bu hafta gerçekten aşk haftanız var. Renkli ve heyecanlı bir dönem. İçinizdeki sezgileriniz, içinizdeki hissettiğiniz her şey size ışık gibi olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Sevgiyle kalın efendim. Sevgili teraziler, güzel ailem nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerin olsun diyorum. Evet, meditasyon, şifalanma, kavgasız, gürültüsüz, enerjinizin en güzel olacağı bir hafta, anlayış haftası. Der ki taşınmak, ev almak, yatırım yapmakla ilgili fikirlerimiz var ama canım Emineciğim paranız yok diyecek şu an size. Parasal evremizdeki krizleri çözelim ama şans ve fırsatlarımız var. Sürpriz gelecek bazı paralar hanemize güzel bir aydınlanma yaratacak. Gideceğimiz seyahatlerimiz, iş gereği gideceğimiz yolculuklarımız var. Kırmızı alarmı veriyorum. Vizeniz, evrağınız ya da bazı karmaşık unutulan olaylarımız var, ihmal etmeyin. Gideceğimiz noktada sinirlenme, tartışma ve tartışmaya açık noktalar var, daha sakin olmanız lazım. Üçüncü yol, der ki sizin duygusal karmaşıklık yaşadığınız, iki insan arasında kalırsınız ya, bir taraf doğru mu, bir taraf yanlış mı? Bence şu an uzun soluklu doğru noktanız doğru ama heyecana da ihtiyacınız var. Ama bu heyecan kalbinizi incitmesin diyorum, bilginiz olsun. Duygusal olarak yeni aşk, yeni bekleyen insanlar için siz geçmişte yaşadığınız sürece bu kalbin size şifalanması ile ilgili noktada hiçbir şekilde adım atmıyorsunuz. Belki baba ve aile köklerimizde 9-17 yaş evremizdeki travmalarımız duygusal iyileşmemize engel oluyor. Bir psikologla, bir psikiyatristle bu içimizdeki öfkeyi sarılarak çözmemiz lazım. Sizden ricam bu. Evli çiftlerimizle alakalı eşinizin yapacağı sürpriz, size yapacağı seyahatler ve sizin birlikte gideceğiniz kapılarınız gayet güzel. Onun sevgisini ilk kez bu hafta hissedeceksiniz. Yani der ki, huzursuz giden düzenimizde gökkuşağı gibi renk açacak. Eşinizde A ve Y harfi varsa ya da G harfi, onun gerçekten kalbi ve yüreği size ait. Eğer ki eşinizde E ve N ve İ harfi varsa onun yalanlarını ortaya çıkartacaksın. Bir de eşiniz annesinin ya da ailesinin ağzına baktığı için bir türlü bu döngede ben neredeyim diye isyan eden sevgili takipçilerim, o anne kuzusu, baba kuzusu, siz de elinizden geldiği kadar onu iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Unutmayın, evlilik yaparken tüm sülale ile evleniyorsunuz. Tek eşinizle değil ya da sizinle değil. O yüzden burada fitne, fesat, karışıklıklar bizi biraz gözyaşa dökebilir. Sen de akıllı olmayı öğrenirsen bu gözyaşı seni mutluluğa getirebilir. Sen de çocuk ya da çocukla ilgili bazı kararsız dönemlerimiz var. Özellikle eğitimleriyle alakalı bu ara aksilik yaratabilir. Hırçın ve sert konuşmalar, sözlü şiddet mağdur edebilirsiniz çocuklarınızı. Daha sakin olursanız onların yapısını iyileştirirsiniz. Sevgili akrepler, yudumladım. Hemen bakıyorum. Bu ara işinizi, evraklar evde takip edilecek, iş yoğunluğunuz, hem evde hem iş yerinde çalışmalar, sizin antenleriniz, kafanız yanabilir. Ve hatta bu iş yerini bırakıp başka bir teklifi gözden geçiriyorsunuz. Bu teklif sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Yurt dışı ile ilgili beklenti ya da iş gereği gitmeniz gereken seyahatlerde üst düzey yöneticiniz size buna engel olacak. Hatta C ve U var, Can gibi, Cüneyt gibi biri varsa ya da Canan gibi, dikkatli olun. Yalnız burada size farklı bir iş alanında da büyütmek için proje verilecek. Bu projede 3 iş var. Eğer kırmızıyı seçerseniz sıkıntı. Eğer yeşili seçerseniz daha büyük. Sarı olan,
daha büyük geniş alanı tercih ettiğinizde bu size çok güzel başarı ve aydınlanma. Özellikle kendinizi değiştirmek, inançlarınızı büyütmek, Mevlana'yı ziyaret etmek, bu ara Kabir, yani büyüklerimizi ziyaret etme enerjiniz çok fazla var. Kalbiniz bu enerjiye doğru şifalanacak, ayak bağlarınız, kısmetleriniz açılacak. Gidin orada duanızı yapın, rızkınız artsın diyorum. Evet, evli çiftler çok pişman. Ben yanlış biriyle evlendim ve burada çocuklarım yüzünden hayatımı kapattım ve bir türlü yol alamıyorum. Onu da iyileştiremiyorum, ailesini de iyileştiremiyorum. Benim ailem de bana sahip çıkmıyor diyen akrepler için. Siz kendinize meslek edinirseniz, 3 yıl kendinizi bu konuda geliştirirseniz gerçekten büyük değişimler, büyük olaylar size büyük bir aydınlığa itecek. İçinizdeki inancı kariyer olarak da tamamlatırsanız bu haklarınız ve eşiniz de size değer verir. Bu şekilde sizi değersiz görüyor ve siz bu değersizlikten bıktınız. Bu ara sevgilisi ve ilişki yaşayanlar bıcır bıcır konuşup aşk rüzgarları havada geçişecek. Ve özellikle babanızdan araç isteyen sevgili takipçilerim için babanız bu aracı size alacak ama ırım pırım ederek. Bir de babanızın kalp damar problemi, hassasiyeti olabilir ya da erkek destek kimden alıyorsanız kalp damar problemi olabilir. Bir de şunu demek istiyorum güzel takipçilerim. Sinan gibi, Serdar gibi, Selçuk gibi biriyle ya da Sevda, böyle birine sırrınızı verdiyseniz ailenizin kapısına bu sır düşecek. Hiç iyi şeyler olmayacak. Onunla yavaş yavaş bağını kopar, zarar görme diyorum. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, içinizdeki keder yumuşayacak. Gözyaşınız bitecek ve kendi kırıklıklarınızı iyileştireceksiniz. İçinizde ne acı varsa bu hafta bunların hepsiyle yüzleşme. Kiminle tartışmak istiyorsanız tartışacaksınız. Kime haddini bildirmek istiyorsanız bildireceksiniz. Yani siz kendi evrenizde, siz kendi evrenizde ne yaşamak istiyorsanız bunun başarısı, öfkeniz, her şeyinizi doğru anlatacaksınız. İş konularınızla ilgili ekip değil de bulunduğumuz noktada huzursuz olduğumuz evraklar, sizi yıpratan olaylar daha fazla yoğun bir şekilde bir düzen, bir disiplin kurduğunuz takdirde özellikle üst düzey yöneticileriniz ya da ekip arkadaşlarınızdan büyük başarı ve aydınlanma tadacaksınız. Tebrikler, başarı size gerçekten konum ve mertebe için özellikle size destek verecek kişi de L ve B ve K harfi olabilir. Bu konuda istediğiniz anahtar şimdiden hayırlı olsun. Eğer uzun süredir işsizseniz ve bu hafta da işsizliğiniz devam edecek. Çünkü siz her noktayı beğenmediğiniz için kafanızda orası bana uygun değil, şurası bana... Yani denemek istemiyorsunuz, kendinize güveniniz yok. Bu iş konusunu da çözmeniz lazım diyorum. İlişkinizle alakalı uzun süredir güven problemi, tartışmalar varsa hanede huzur ve mutluluk, yumuşama, birbirimizi anlama, birbirimize değer vermeyi daha net bir şekilde öğreneceğiz. Hatta hanımlar ve beyler birbirine güzel hediyelerle ilişkiyi daha renklendirecek. Bu ara mahkemesel bazı sorunlarımız canımızı sıkabilir, güvendiğimiz insanlar bize ihanet edebilir, haklarımızla alakalı noktada davalar ertelenecek. Mümkün olduğu kadar akıllı olmanız lazım. Sevgilisi olmayanlar, ama zaten ruhunuz eğitim ve kariyer ve gezmek istiyor. O yüzden ben kimseyi istemiyorum. Para ve gezip hayatımı yeniden keşfetmek istiyorum diyeceksiniz. Valla sürpriz değişimler var. Ama burada size anneanne ya da dede köklerinizden gelecek büyük bir para size bu yolculuklarınızı ve hayallerini kavuşturabilir. Sakin sakin ama kendinizi geliştirecek eğitimler, kendini yarım bıraktığınız konuları da ön planda. Bu ara astroloji eğitimi, kozmik enerji, NLP koçluğu ya da karma astroloji alarak kendinizi renklendirmenizi öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, beğenmeyi, yorum yapmayı, takipte kalmayı. Bu ara özellikle fırtına gibi yoğun iş tempomuz, dengeli kazancımız ve işimizle alakalı hak edilişimizin keyfini çıkartacağımız, imkansız gördüğünüz, asla bu patronum beni, bu yöneticim beni sevmiyor diyen kişinin ılıman tavrı sizi mutlu edecek. Ve yeni bir iş kapınızla alakalı da acele kararlar veriyorsunuz. Bulunduğunuz noktaya alev atmayın. Çok güzel bu alanlarda büyümek için sabırlı olmanız gerekiyor. Ama uzun süredir iş probleminiz varsa kartlar sizin için de açılıyor. İki ayrı iş kapısı var. Bu seçenek sizin için hayırlı. Çok maddi krizdeyim ve nefes alamıyorum diyen sevgili oğlaklar için şunu demek istiyorum. Evet, hani hapishanenin
zincirler, evin içerisinde hiçbir şey ödeyemiyorum, depresyona girdim diyorsanız kader size gülümseyecek. Rabbim size öyle kapılar ve fırsatlar yaratacak ki. Mesela A ve U ve R harfi birinden ya da T harfi birinden maddi bir destek alacaksınız. Eğer eşinizle aranızda krizler, kaoslar varsa kalp yeniden iyileştirmeyi gösteriyor. Yalnız farklı bir şehre yerleşmek, farklı bir eve taşınma konularımız söz konusu. Bunun verdiği gerginlikler olabilir. Aşık olmak isteyenler için kalp seçiyorum. Ya da kalbinizde özellikle de B harfiyle başlayan ya da A harfi belirgin olup K harfiyle başlayan biriyle çok güzel bir iletişim evreniz var ve bu ilişki gerçekten büyük bir noktaya erişecek. Bu ara kayınvalidenizde, görümcenizde F ya da A harfi varsa size yapılan kötülüklere özür dileyecek ve hak ve hukuk evresinde siz de hakkınızı helal edeceksiniz. Gitmek istediğimiz bir yolculuk var ama ailemize ait topraklarla ilgili gitmemiz gereken yolculuk var. Bir de siz annenizin soyu ile ilgili yanlış anlaşılmalar ve sizin için söylenen laflarda bazı karışık olaylar dönebilir. Yüzleş, herkese konuşma uslubunu uyarman lazım. Çok ileri geri konuşmalar var. Canınız sıkılıyor. Bilginiz olsun. Kovalar, nasılsınız? Hazine. Parasal noktada nefes alamıyorum. Yani bu güneş bana geliyor da başka kapıya mı gidiyor? Ben artık bu hani burçlarım, tarotlarım para gösteriyor diyorsunuz ya. Evet, bu hafta yine parayla sınav haftanız. Bazı karışıklıklar, ufak tefek gelecek paralar var ama sizi memnun eden nokta olarak göstermiyor. Mal sahibi ya da evinizle ilgili ufak tefek sorunlar söz konusu olacak. Borçlarla alakalı sizi kasvete düşürecek bir hafta. Daha mantıklı ve daha doğru ilerlediğimizde dengemizi bulmaya çalışacağız. Daha rahata erişeceğiz, merak etmeyin. İş konusunda da değişmesini istediğiniz noktalarla ilgili Aralık ayı, bu kart şunu gösteriyor, 4 ayı. 1, 2, 3, 4. Yani Aralık 21'den sonra kartınız ışık saçacak. Yani işiniz, mertebeniz, noktalarınızla ilgili daha güven alanınız oluşacak. Korkmanıza gerek yok. Baba kök ve kuzenlerle alakalı bir sağlık yüzünden bir araya geleceğiz ve hastane tempomuz söz konusu olacak ama bir gözyaşı da biraz sıkıntı veriyor. Ailemizde bir bina, toprak konusu satışı ile ilgili bu ara anlaşmalar olumlu. Ben olsam toprağı satmazdım. 6 ay sonra %100 daha büyük kârla satacaksınız. Yerinizi değersiz, hani ufak borçlar, büyük borçlar var. Bu yüzden satıyorum. Edim mahkum diyorsanız eşinizle de kendiniz de ikna olun. Bu yeri satmayın diyorum. Karı koca aranızda uzun süredir sorun olan çiftlerde ciddi boşanma ve yasal olarak gerçekleri konuşup yol ayırmak istiyoruz. Çünkü üzerinizde bir büyü, kötü enerji, bir uğursuzluk hissediyorsunuz. Eve enerjiniz ısınmıyor, nefes alamıyorsunuz. Yani mutfak, yatak odası modunda bir hayat sizi yormaya başladı. Özellikle kalabalık bir hanede yaşıyorsanız başkaları için evliliğinizi bozmayın. Eşiniz ve siz birbirinizi seviyorsunuz. Buradaki bağları düzeltirseniz üzerinizdeki negatif çocuklarınız ve düzenimiz de mutlu olacağı gözüküyor. Çocuklarınızın eğitim konularına biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bir de uzun süredir kendi içinizdeki kavgaları şifalandırmanız lazım. Hırsınız size yenik düşmenize sebep olacak. Sevgili balıklar, nasılsınız? Güzel ailem, beğenmeyi, yorum yap. Yeni iş anlaşmanız, yeni kağıdınız, yeni imzanız hayırlı olsun. Ve bununla birlikte çok güzel yolculuklar, işimizle ilgili hiç gitmeyeceğimiz işler, yollar, gideceğimiz alanlar bize yeni fırsatlar, yeni kapılar yaratacak. Hatta ve hatta belli bir noktadan sonra kendi alanımızı kurmak, kendi işimizle ilgili planladığımız hayalleri süsleyeceğimiz bir başarıya adım atıyorsunuz. Pasta size mucizeler getirecek ve değişmek, dönüşmek istediğimiz her fırsat ayaklarınıza sunulacak. Bu hafta görüşmeleri, toplantıları, diyalogları unutmamanız lazım. Evet, duygusal olarak ilişkinizden pişmansınız. Onun yalan söylediği, onun sizi kandırdığı ve parasal olarak sizi maddi olarak yıprattığını gördünüz ve bu ilişkiyi bitirme kararındasınız. Bence yapmalısınız çünkü sizi daha önceki bir insanın kalbini kırdığınız için bu size bir ceza olarak gelmiş. Ama bu cezadan kurtulun. Rabbim size tekrar güzel bir aşkla şifalandıracağı bir duyguyu yansıtacak. Evli çiftlerde eşinizin gözüne hani
Eşimin gözünde devamlı fingir fingir ona bakıyor, buna bakıyor, aldatıyor. Hayır, eşinizi aldatmıyor. Kendi boyutunda biraz dışarıya meraklı, insanların giyimine merak ediyor ama evini ve düzenini seviyor. Boşuna şüphelenip evimizi çöle değil, yeşertmeye ihtiyacınız var. Eşinizde bir sorun görmüyorum. Hatta o duyguları ile ilgili noktada da size söyleyeceği sözler tekrar ona dua etmek, ondan razı olsun diyeceğimiz enerjiler var. Yalnız ortaklı eşinizle işler yapıyorsanız bu kapıda güçlenme ve rahatlanma var. Bereketimiz, şansımız daha büyük artacak. Parasız olan balıklar, size fırsatlar var. İş kapılarımız var. Yolculuk ve gideceğimiz seyahatlerde güzel başarılar elde edip kendi cesaretimizi toparlamamız lazım. Platonik takıldığınız, güneş gibi gördüğünüz kişinin sizinle hiçbir bağlantısı yok. Eğer var diyenler size yalan söylüyor ve siz o yalanın içerisine ziyan oluyorsunuz. Bence kimse sizin yeni bir enerji, bir de özellikle de son zamanlarda 5-6 yıldır ilişkileriniz hep başlıyor bitiyor, başlıyor bitiyor. Bir el kol bağlılığınızla ilgili Meryem suresi, Fetih suresi okuyarak ve Ya Rezzak çekerek enerjimizi açabiliriz. Hoşça kalın, mutlu kalın.